Evet, dünün sürprizi de Nevşehir Belediye Başkanımızdı. Yani, sabah erkenden mesajlar düşmeye başlayınca. Bu arada çok mesajlar da geliyor. Mesajlar da artık yoruyor. O yüzden arada bakıyoruz mesajlara da. Baktım Nevşehir'de arkadaş böyle şeyler söylemiş. Kendisini onun aradım. Sahibi oluyor yani. O mu verecek acaba transfer tahtası için para? Tahrik etme. Gaza getirmeye uğraşıyor Oktay da. Neyse, epeyden beri dolmuşa binmiyorum Oktay'cığım. Dolmuşa kalktı Kayseri'den. Gencecik bir arkadaş var orada. Biraz heyecanlı. Hakikaten başarılı da, gayretli de. Ben takip de diyorum. Nihayetinde yerel yönetimlerden sorumluyum. Anketlerini de yaptırıyorum. Orada ne olduğunu da biliyorum. Dün orada basın toplantısı yaparken öyle bir şey söylemiş. Hayırdır dedim. Ne oluyor dedim. Espri yapmıştım dedi. Peki dedim. O zaman şöyle yapalım seninle. Kamuda herkese açık yapılan bir hatanın iki kişilik özlü olmaz. Telefonla Memduh Başkan'dan özür dileyerek kurtulamazsın bu işten. Bana kusura bakmayın diyerek kurtulamazsın. Açıkça niyetin neyse yaz, yayınla, özür dile, helallik dile insanlardan. Eğer buradan bir cevap gelmiyorsa buradakilerin olgunluğu, sakinliği ve dinginliği. Neticesinde sağ olsun o da yakışanı yaptı. Genç bir arkadaş. Düşünüyorum da şimdi ben 37 yaşında belediye başkanı olduktan bir müddet sonra 6 ay sonra kulübü bana vermişlerdi. Ben de aşırı heyecanlıydım. Çıkıp hakemlere Allah beni affetsin küfrettiğim oldu. Ondan dolayı ceza aldığım oldu. Şimdi hanım arada bana mesaj atıyor. Heyecanlandım. Sakın kötü bir şey söyleme, yakışmaz bu saatten sonra diye. Heyecanlanıyorum. Ne yapayım? Kayserispor olunca heyecanlanıyorum. Ve sonra bir iki dam kapı diyenler olmuştu. Üstüne yürümüştüm burada. Ben hatırlıyorum stadın önünde ya bunları yaptığımın. Demek ki gençlik biraz heyecan taşıyor. Arkadaşımızın da öyle bir hatası oldu ama sonra telafi etti. Sağ olsun özür diledi. Memduh abiden helallik diledi. Nihayetinde Nevşehir bizim burada en yakın komşu ilimiz. Oradaki arkadaşları da seviyoruz. Milletvekillerini de, belediye başkanımızın da ben anketlerini yaptırıyorum. Çok başarılı. Evet. Nevşehirlilik duygusuyla bir heyecan neticesinde biraz da espri katarak söylediği bir şey ama yanlış anlamaya müsaitti. Onu da geçti. Neyse artık kapattık o defteri de. Bugün Rasim'i ben Erciyes'e çağıracağım. Orada bir çay kahve ikram edeceğim. Ondan sonra Kayseri'ye ait olduğunda tekrarlatacağız inşallah.